Kırmızı Kitap 6. Bölüm Çözülme. Üçüncü gece gizemleri yaşamaya duyduğum derin özlem beni eline geçirdi. İçimde kuşku ile istek arasında büyük bir mücadele vardı. Birdenbire bozkırda dik bir yamaçta durduğumu gördüm. Göz kamaştırıcı parlaklıkta bir gün. Üzerimde yükseklerde peygamberin görüntüsü gözüme ilişiyor. Eliyle geri çeviren bir hareket yapıyor ve tırmanma kararımdan cayıyorum. Aşağıda bekliyorum, gözlerim yukarıda. Bakıyorum. Sağda karanlık gece, solda parlak gün. Kaya geceyi günden ayırıyor. Karanlık yanda büyük kara bir yılan duruyor. Aydınlık yanda beyaz bir yılan. Başlarıyla birbirlerine hamle yapıyorlar. Savaşmaya can atıyorlar. Üzerlerinde yükseklerde İlyas duruyor. Yılanlar birbirinin üzerine atılıyor ve korkunç bir dövüş başlıyor. Kara yılan daha güçlü görünüyor, beyaz yılan geri çekiliyor. Mücadelenin geçtiği yerde büyük toz dumanları yükseliyor. Sonra şunu görüyorum. Kara yılan yeniden geri çekiliyor. Gövdesinin ön bölümü aklaşmış. İki yılan da kendi çevrelerinde kıvrılıyor. Biri aydınlık içinde, diğeri karanlık. İlyas, ne gördün? Ben, iki korkunç yılanın dövüşünü gördüm. Kara yılan beyazı alt edecek gibi göründü ama gel gör ki kara olan çekildi ve başı ve gövdesinin üst bölümü aklaştı. Bunu anlayabiliyor musun? Üzerinde düşündüm ama anlayamadım. Nedir anlamı? İyi ışığın gücünün artacağı ve ona direnen karanlığın bile onun tarafından aydınlatılacağı mı? İlyas önümde tepelere çok yüksek bir doruğa tırmanıyor, ben de onun peşin sıra gidiyorum. Dorukta büyük taş parçalarıyla yapılmış duvarcı işi karşımıza çıkıyor. Zirvede dairesel bir duvar seti. İçinde büyük bir avlu, ortasında da bir sunağı andıran devasa bir kaya parçası var. Peygamber bu taşın üzerinde duruyor ve şöyle diyor. Bu güneş tapınağı, burası güneş ışığını toplayan bir kap. İlyas taştan aşağı iniyor. Alçalırken bedeni küçülüyor ve en sonunda ona benzemeyen bir cüceye dönüşüyor. Soruyorum, kimsin sen? Ben Mime'yim ve sana pınarları göstereceğim. Toplanan ışık suya dönüşür ve doruktan dünyanın vadilerine birçok kaynaktan dökülür. Daha sonra bir çatlağa dalıyor. Karanlık mağarada onu izliyorum. Bir pınarın dalgalanma sesini duyuyorum. Aşağılardan cücenin sesi geliyor. İşte benim pınarlarım. Ondan içen kişi bilgi olur. Bense aşağıya erişemiyorum. Cesaretim kırılıyor. Mağaradan ayrılıyorum ve kara avlunun içinde bir ileri bir geri yürüyorum. Her şey tuhaf ve anlaşılmaz görünüyor. Burada yalnız ve ölümcül bir sessizlik var. En yüksek tepelerde olduğu gibi hava temiz ve serin. Harika gün ışığı dört bir yana yayılıyor. Büyük duvar beni çevreliyor. Taşın üzerine bir yılan çıkıyor sürünerek. Bu peygamberin yılanı. Alt dünyadan buralara nasıl tırmanmış? Peşi sıra gidiyorum ve sürünerek duvarın içine girişini görüyorum. Baştan aşağı ürperiyorum. Sütunlu bir ev duruyor burada, ufacık. Kayaya sokulmuş. Yılan sonsuz ufalıyor. Ben de küçüldüğümü hissediyorum. Ve alt dünyadaki yanardağ ağzının temelinde olduğumu, peygamberin evinin karşısında durduğumu görüyorum. Evinin kapısından dışarı çıkıyor. Ben, bugün bana her türlü tuhaflığı gösterdiğini, yaşattığını ve karşıma çıkmama izin verdiğini görüyorum İlyas. Oysa tüm bunlarım bana karanlık olduğunu itiraf ediyorum. Dünyam bugün bana yeni bir ışıkla görünüyor. Bugün hala ulaşmak istediğim evin şimdi bana yıldızlar kadar uzak gibi. Gel gör ki bunlar tek ve aynı yermiş. Buraya gelmeyi çok fazla istedin. Seni ben aldatmadım, sen kendini aldattın. Görmek isteyen kötü görür. Sen kendi boyunu aştın. Doğru, sana ulaşmaya, daha fazlasını işitmeye can attım. Salon beni ürküttü ve şaşkınlığa sürükledi. Sersemledim çünkü söyledikleri bana korkunç bir delilik gibi geldi. Salon nerede? Ne kadar tez canlısın. Neler oldu sana? Kristale doğru gel ve kendine ışığını hazırla. Taşın çevresinde bir ateş halkası parıldıyor. Gördüğüm şey karşısında korkuya kapılıyorum. Kaba saba bir köylü çizmesi. Bir devin ayağı
bütün bir şehri mi ezip geçiyor? Haçı görüyorum. Haçın kaldırılışını, yasa. Ne acı verici bir görüntü bu. Artık özlem duymuyorum. Tanrısal çocuğu sağ elinde beyaz yılanla ve sol elinde kara yılanla görüyorum. Yeşil dağı görüyorum. İsa'nın haçı üzerinde ve dağın doruğunda akan bir kansele. Daha fazla bakamıyorum. Bu dayanılmaz. Haçı ve üzerinde son saatini ve ızdırabını yaşayan İsa'yı görüyorum. Haçın dibinde kara yılan kıvrılıyor, ayaklarıma dolanıyor. Sımsıkı bağlanıyorum ve kollarımı iki yana açıyorum. Salom yaklaşıyor. Yılan bütün bedenimi sarmış ve yüzümde bir aslan ifadesi var. Salom şöyle diyor. Meryem İsa'nın annesiydi. Anlıyor musun? Ben, korkunç ve kavramaz bir gücün beni son ızdırabını yaşayan Efendimiz'e öykünmeye zorladığını görüyorum. Bense Meryem'in annem olduğunu nasıl varsayabilirim? Sen İsa'sın. Çarmıha gerilmiş gibi kollarım açık duruyorum. Gövdem kas katı. Yılan beni sımsıkı kavramış. Sen Salom, benim İsa olduğumu mu söylüyorsun? Kas katı kesilmiş aşılmış kollarla yüksek bir dağda tek başına durur gibiyim. Yılan korkunç halkalarıyla beni sıkıyor ve bedenimden kan fışkırıyor. Dağdan aşağı dökülüyor. Salom ayaklarımın dibine kapanıyor ve siyah saçlarını ayaklarıma sarıyor. Uzun bir süre öylece kalıyor. Sonra da şöyle aykırıyor. Işığı görüyorum. Gerçekten de görüyor. Gözleri açık. Yılan gövdemden düşüyor ve yerde hareketsiz kalıyor. Üzerimden aşıyorum ve bedeni alev gibi ışıldayan peygamberin ayaklarına diz çöküyorum. İlyas, buradaki işin tamamlandı. Başka şeyler de olacak. Yorulmadan ara ve hepsinden öte gördüklerin olduğu gibi yaz. Salom kendinden geçmiş peygamberden yayılan ışığa bakıyor. İlyas beyaz ışıklı dev bir aleve dönüşüyor. Yılan felç olmuş gibi Salom'un ayaklarına dolanıyor. Salom mucizenin karşısında kendinden geçmenin verdiği adanmayla ışığın önünde eğiliyor. Gözlerimden yaşlar dökülüyor ve gizemin görkeminde hiçbir rolü olmayan biri gibi geceye seyirtiyorum. Ayaklarım bu dünyanın yüzüne dokunmuyor ve havaya karışmış gibiyim. Özlemim beni ışığı ön dönüşmenin karanlık uzayının karşıtı olan yüce aydınlık ışığa getirdi. Karşı tilke, anladığımı düşündüğüm kadarıyla göksel sevgi ve anne. Ön düşünmenin çevresindeki karanlık da anlaşılan işte görünmez olmasından ve derinliklerde gerçekleşmesinden kaynaklanıyor. Oysa sevginin parlaklığı, sevginin görünür yaşam ve eylem olması gerçeğinden geliyor. Şevkim ön düşünmedeydi. Karanlık ve geceyle çevrili, mutlu bahçesi oradaydı. Oysa ben şevkimden aşağı indim ve sevgime yükseldim. Üzerimde yükseklerde İlyas'ı görüyorum. Bu bana ön düşünmenin sevgiye bir insan olan benden daha yakın durduğunu gösteriyor. Sevgiye yükselmemden önce kendini iki yılanın dövüşü olarak gösteren bir koşulun yerine getirilmesi gerekiyor. Sol gün, sağ gece. Sevginin krallığı ışık, ön düşünmenin krallığı karanlık. İki ilk keskin bir şekilde birbirinden ayrılmış. Hatta birbirine düşman ve yılan biçimine bürünmüşler. Bu biçim her iki ilkenin şeytani doğasını gösteriyor. Bu mücadelede güneş ile kara yılanın mücadelesini gördüğüm görümün tekrarlandığını fark ediyorum. O zaman sevgi dolu ışık yok edilmişti ve kan boşanmaya başlamıştı. Bu büyük savaştı. Oysa derinliklerin tini bu mücadelenin her insanın kendi doğasındaki çatışma olarak anlaşılmasını istiyor. Kahramanın ölümünden sonra yaşama isteğimiz artık hiçbir şeye öykünemeyeceği için her insanın içindeki derinliğe girmiş ve derinliklerin güçleri arasında korkunç bir çatışma başlamış. Ön düşünme tekliktir. Sevgi ise birlikteliktir. Her ikisi de birbirine gerek duyar. Yine de birbirlerini öldürürler. İnsanlar çatışmanın içlerinde yaşandığını bilmediklerinden çıldırırlar ve biri suçu ötekine atar. İnsanoğlunun yarısı hatalıysa herkes yarı yarıya hatalıdır. Ancak o kendi ruhundaki çatışmayı görmez. Oysa bu dışarıdaki felaketin kaynağıdır. Kardeşine hınç duyduğunda içindeki kardeşe yani içinde kardeşine benzer olana
hış duyduğunu düşün. Bir insan olarak insanlığın bir parçasının ve dolayısıyla insanlığın bütünüymüşsün gibi bütün insanlıkta payın var. Sana karşıt olan insanları alt edip öldürdüğünde içindeki o insanı da öldürürsün ve yaşamının bir parçasını katledersin. Bu ölünün tini peşini bırakmaz ve yaşamının neşe bulmasına izin vermez. Yaşamaya devam etmek için bütünlüğüne gereksinimin var. Saf ilkeyi ben kendim onaylarsam bir yana çekilir ve tek yanlı olurum. O zaman da göksel anne ilkesindeki ön düşünmem rahimde doğmadan kalan gibi çirkin bir cüce olur. Karanlık mağaralarda yaşar. Kaynağından bilgeliği içebileceğini söylese bile onu izlemezsin. Oysa ön düşünme orada sana bir cücenin zekiliği gibi görünür. Tıpkı göksel annenin aşağıda bana Salom gibi görünmesinde olduğu gibi yanlış ve geceye ait. Saf ilkede olmayan yılan olarak görünür. Kahraman saf ilkede son noktaya ulaşmaya çabalar ve böylece yılana aldanır. Düşünmeye gidiyorsan yüreğini de yanına al. Sevgiye gidiyorsan başını da yanında götür. Sevgi düşünme olmadan boştur. Düşünme sevgi olmadan koftur. Yılan saf ilkenin birisinde pusuya yatar. O yüzden beni hemen diğer ilkeye götüren yılanı bulana dek cesaretimi yitirmiştim. Aşağıya indikçe küçüldüm. Aşık olan yücedir çünkü sevgi büyük yaratıcının o anki eylemidir. Dönüşmenin ve dünyanın sapmasının mevcut anıdır. Seven kudretlidir. Oysa sevgiden uzaklaşan kendine güçlü hisseder. Ön düşünmede anlık varlığının olmuş ve olacak olanın sonsuzluğu arasındaki en küçük nokta olarak hiçliğini duyarsın. Düşünen küçüktür. Kendini düşünmeden uzaklaştırdığında kendini büyük hisseder. Oysa görünüşlere gelince bunun tam tersidir. Aşık olan için biçim önemsizdir. Oysa onun görüm alanı ona verilen biçimle sonlanır. Düşünmede olan için biçim aşılamazdır ve cennetin yüksekliğidir. Oysa gece sayısız dünyaların çeşitliliğini ve hiç bitmeyen döngülerini görür. Aşık olan dolu ve taşan bir kaptır ve bağışı bekler. Ön düşünmede olansa derin ve boştur, doldurulmayı bekler. Sevgi ve ön düşünme tek ve aynı yerdedir. Sevgi ön düşünmesiz olamaz, ön düşünme de sevgisiz olamaz. İnsan birinde ya da diğerinde her zaman çok fazladır. Bu insan doğasıyla gelir. Hayvanlar ve bitkiler her şekilde yeterince şeye sahip görünür. Yalnızca insan çok fazla ile çok az arasında sendeler, yalpalar. Buraya ne kadar, oraya ne kadar vermesi gerektiğinden emin olamaz. Bilgisi ve yeteneği yetersizdir. Yine de kendi başına yapması gerekir. İnsan yalnızca kendi içinden büyümez. Çünkü aynı zamanda kendi içinden yaratıcıdır. Tanrı onun içinde belirir. İnsan doğasının tanrısallık becerisi azdır. Ve bu yüzden de insan çok fazla ile çok az arasında gidip gelir. Bu çağın tini bizi telaşa mahkum etmiş. Bu çağın tinine hizmet ettiğin sürece artık bir geleceğin ya da bir geçmişin yok demektir. Biz sonsuzluğun yaşamına gerek gerek duyuyoruz. Derinlerde geleceği ve geçmişi taşıyoruz. Gelecek yaşlı ve geçmiş genç. Bu çağın tinine hizmet ediyorsun ve derinliklerin tininden kaçabileceğini düşünüyorsun. Oysa derinlikler artık duraksamıyor ve seni İsa'nın gizemlerine zorluyor. İnsanın kahraman yoluyla değil, bizzat İsa olarak kurtulması bu gizemin içinde. Azizlerin önceki örneği bize bunu öğretiyor. Görmek isteyen kötü görecek. Beni yanıltan istemimde. İblisler arasındaki büyük kargaşayı kışkırtan istemimde. O zaman hiçbir şey istememeli miydim? İstedim ve istemimi elimden geldiğince yerine getirdim ve böylece kendi içimde çekişen her şeyi besledim. Sonunda kendimi aramadan kendimi her şeyde istediğimi gördüm. O yüzden artık kendimi kendi dışımda değil içimde aramak istedim. Sonra da kendimi kavramak istedim ve sonra da ne istediğimi bilmeden devam etmek istedim ve böylece gizeme düştüm. O halde artık hiçbir şey istememeli miydim? Bu savaşı siz istediniz, bu iyi. İstemediyseniz savaşın kötülüğü küçük olacaktı. Oysa isteğinizle kötülüğü büyüttünüz. Bu savaştan en büyük kötülüğü çıkarmaya başaramazsanız şiddet eylemini ve dışınızda olan savaşmanın üstesinden gelmeyi hiçbir zaman öğrenemeyeceksiniz. Öyleyse bu en büyük kötülüğü bütün kalbinizle istemeniz iyi.
Siz Hristiyansınız ve kahramanların peşinden koşar, ızdırabı sizin yerinize üstlenecek, felaketten esirgeyecek kurtarıcılar beklersiniz. Böylece bütün Avrupa'nın üzerine bir felaket dağı yığdınız. Bu savaştan korkunç bir kötülük çıkarmayı ve bu boşluğu sayısız kurbanlar atmaya başarabilirseniz ne iyi. Çünkü böylece her biriniz kendini kurban etmeye hazır olacaksınız. Değil mi ki benim gibi İsa'nın gizemini tamamlamaya yaklaşıyorsunuz? Demirin yumruğunu şimdiden sırtınızda duyuyorsunuz. Bu yolun başlangıcı. Bu dünyayı kan, ateş ve ızdırap çığlıkları doldurduğunda eylemlerinizde kendinizi göreceksiniz. Savaşın kanlı gaddarlığından payınıza düşeni için ölüm ve yıkım ile ziyafet çekin kendinize. O zaman gözleriniz açılacak, bu meyveyi taşıyan kendiniz olduğunu göreceksiniz. Tüm bunları istiyorsanız yola koyulmuşsunuz demektir. İstem körlük yaratır, körlük de yol gösterir. Hatayı mı istememiz gerekiyor? Öyle gerekmiyor ama sen insanların her zaman yaptığı gibi en iyi doğru olarak gördüğün bu hatayı istiyorsun. Kristalin simgesi olayların kendinden gelen değişmez yasasını gösteriyor. Gelecek olanı bu tohumda kavruyorsun. Korkunç ve kavranmaz bir şey gördüm. 1913 yılının Noel günün gecesinde. Köylünün çizmesini gördüm. Köylü savaşının dehşetinin işaretini gördüm. Kundakçıların cinayetlerini ve kana susamış acımasızlığı. Bu işareti kendim için hiçbir şey olarak yorumlamayı bildim. Ama aslında kanlı ve korkunç bir şey bizi bekliyor. Bütün bir şehri ezip geçen devin ayağını gördüm. Bu işareti başka türlü nasıl yorumlayabilirdim? Kendimi kurban etmenin yolunun burada başladığını gördüm. Hepsi bu muazzam deneyimlerin coşkusuna kapılacak ve körlükleriyle bunları dış olaylar olarak anlamak isteyecekler. Bu içeride olan bir şey. İsa'nın gizeminin kusursuzlaşmasına giden yol bu. Ve böylece insanlar kendilerine kurban etmeyi öğrenecek. Korkmuşluk o denli büyüsün ki insanların gözlerini içe döndürebilsin ve böylece artık benliklerini başkalarında değil kendilerinde arasınlar. Bunu gördüm. Yolun bu olduğunu biliyorum. İsa'nın ölümünü ve yasını gördüm. Onun ölümünün, büyük ölümün ızdırabını gördüm. Yeni bir tanrı, iblislere avcunun içinde boyun eğdiren bir çocuk gördüm. Tanrı, ayrı ilkeleri gücünde tutar, onları birleştirir. Tanrı, ilkelerin içimdeki birliği yoluyla gelişir. O onların birliğidir. Bu ilkelerden birisini istersen birinde olursun ama öteki olmaktan uzaklaşırsın. Her iki ilkeyi de, birini ve ötekini de istersen o zaman ilkeler arasındaki çatışmayı canlandırırsın. Çünkü aynı anda ikisini birden isteyemezsin. Bundan da gereksinim doğar. Tanrı bunda belirir. Çatışan istemini eline, istemi yalın ve çatışmanın ötesinde olan çocuğun eline alır. Bunu öğrenemezsin. Ancak içinde gelişir. Bunu isteyemezsin. İstemi elinden alır ve kendisi ister. Kendini iste. Yolu bu gösterecek. Oysa sen temelde kendinden korkuyorsun ve bu nedenle de kendin dışında herkese koşmak istiyorsun. Kurban dağını gördüm ve yamaçlarından kanlar akıyordu. Büyük savaş patlak verdiğinde gurur ve gücün insanlara nasıl doyum verdiğini, güzelliğin kadınların gözlerinden ışıdığını gördüm. İnsanların kendini kurban vermenin yolunda olduğunu biliyordum. Derinliklerin tini insanlığı ele geçirdi ve onu kendine kurban etmeye zorluyor. Suçu orada burada aramayın. Derinliklerin tini benim yazgım gibi insanın yazgısını pençesine aldı. İnsanlığı kan nehrinden gizeme götürüyor. İnsan gizemde bizzat iki ilke, aslan ve yılan olur. Ben de öteki oluşumu istediğim için İsa olmalıyım. İsa'ya dönüştüm. Bunun ızdırabını yaşamalıyım. Böylece kefaret kanı akar. Kendini kurban etme yoluyla şevkim değişti ve yukarıya, daha yüksek ilkesine gidiyor. Sevgi görür. Oysa şevk kördür. Her iki ilke ateşin simgesinde birdir. İlkeler insan biçimini üzerlerinden çıkarır. Gizem imgelerle bana bundan sonra ne yaşamam gerektiğini gösterdi. Gizemin bana gösterdiği nimetlerden yoksundum. Çünkü hepsini kazanmam gerekiyordu hala. 1. bölümün sonu.
yanılanların imgeleri. Size peygamberlik eden peygamberlerin sözlerine kulak asmayın. Onlar sizi aldatıyor. Rabbin ağından çıkanları değil, kendi kalplerindeki görümleri anlatıyorlar. Yeremya 23:16. Benim adımla yalancı peygamberlik edenlerin ne dediğini duydum. Bir düş gördüm. Bir düş diyorlar. Bu yalancı peygamberler uydurdukları hileleri anlatmayı daha ne kadar sürdürecekler? Ataları nasıl Baal yüzünden adım unuttuysa onlar da komşularına düşlerini anlatarak halkıma adımı unutturmayı tasarlıyor. Düş gören peygamber düşünü anlatsın, sözümü aktaransa sözüme sadık kalsın. Buğdayın yanında saman nedir ki diyor Rab. Yeremya 23:25-28. Kırmızı. Burada bir uyarıda bulunmak istiyorum. Ben de şimdi fark ettim. Kırmızı kitabı okuduğum birinci videomda bu kitabın yaklaşık 30 ya da 35 dedim, emin değilim, bölümden oluştuğunu söylemiştim. Ben içindekiler kısmına bakarak bunu söyledim ama şimdi gördüğüm kadarıyla şunu anlıyorum. Bu kitap 3 bölümden oluşuyor. Birinci okuduğum kitap Libernavus'tu. O birinci bölüm oluyor. Şimdi Liber Secundus'u okuyorum. Bu da ikinci bölüm. Yani kitap 3 bölümden oluşuyor. Biz tüm videolara bölüm bölüm gittik ama şu ana kadar bir bölüm bitirmiş olduk. Şu an ikinci bölümdeyim. Kırmızı. Gizemlerin kapısı ardımdan kapandı. İstemimin felç olduğunu ve derinliklerin tininin beni ele geçirdiğini duyumsuyorum. Bir yol üzerine hiçbir bilgim yok. O yüzden ne bunu ne şunu isteyebilirim. Çünkü bunu mu şunu mu istediğimi gösteren hiçbir şey yok. Ne beklediğimi bilmeden bekliyorum. Oysa daha ertesi gece somut bir noktaya ulaştığımı hissetmiştim. Bir şatonun en yüksek kulesinde durduğumu fark ediyorum. Hava bana şunu söylüyor. Zamanda çok gerilerdeyim. Gözlerim tarlalar ve ormanlardan oluşan ıssız bir kır üzerinde geziniyor. Yeşil bir giysi içindeyim. Omzumdan bir boru sarkıyor. Kule nöbetçisiyim. Uzaklara bakıyorum. Orada kırmızı bir nokta görüyorum. Kıvrılan bir yolda yaklaşıyor. Ormanların arasında bir kayboluyor, bir yeniden beliriyor. Kırmızı paltolu bir atlı bu. Kırmızı atlı. Şatoma geliyor. İşte kapıdan geçiyor bile. Merdivenlerde ayak sesleri duyuyorum. Basamaklar gıcırdıyor, kapıyı çalıyor. Üzerime tuhaf bir korku geliyor. İşte kırmızı orada duruyor. Uzun gövdesi bütünüyle kırmızıya bürünmüş, saçları bile kırmızı. Düşünüyorum. Sonunda şeytan olduğu ortaya çıkacak. Kırmızı, selam sana yüksek kuledeki adam. Seni uzaklardan gördüm. Bakınıyor ve bekliyordun. Bekleyişim bana seslendi. Ben, kimsin sen? Kırmızı, kim miyim? Benim şeytan olduğumu düşünüyorsun. Hemen bir yargıya varma. Belki kim olduğumu bilmeden de benimle konuşabilirsin. Ne batıl inançlı bir adamsın ki sen, hemen şeytan geliyor aklına. Ben, doğaüstü bir yeteneğin yoksa, kulemde dikilip beklediğimi, bilinmeyene ve yeniye baktığımı nasıl bildin? Şatoda yoksul bir hayatım var. Çünkü sürekli burada oturuyorum ve kimse yanıma tırmanmıyor. Kırmızı, öyleyse neyi bekliyorsun? Ben, her türlü şeyi bekliyorum. Özellikle de dünyanın buralarda görülmeyen zenginliğinin bana gelmesine. Kırmızı, öyleyse kesinlikle doğru yere gelmişim. Dünyanın dört bir yanını gezdim durdum nicedir. Senin gibi yüksek bir kulede oturup görülmemiş şeyleri bekleyenleri aradım. Ben, beni meraklandırıyorsun. Eşine az rastlanır birine benziyorsun. Görünüşün sıradan değil ve affet beni ama beraberinde tuhaf bir hava, dünyevi bir şey, arsız ya da taşkın ya da hatta pagan gibi bir şey getiriyor gibisin. Kırmızı, beni gücendirmiyorsun. Tam tersine, taşı tam gediğine koydun. Yine de ben öyle görünüyor ki düşündüğün gibi eski bir put değilim. Ben, bu konuda ısrar etmeye niyetim yok. Yeterince gösterişli ve Latin de değilsin. Klasik hiçbir yanın yok. Bizim çağımızın oğullarından birine benziyorsun. Yine de söylemeliyim ki sıra dışı birisin. Gerçek bir put değilsin. Dinimiz Hristiyanlığın yanı sıra giden putlar gibisin. Kırmızı, bilmeceler konusunda gerçekten iyi bir kâhin olduğuna kuşku yok. Beni yanılgıyı düşüren bir şoklarından çok daha iyisin. Ben, tepeden ve küçümser konuşuyorsun. Hristiyanlık dininin en kutsal gizemleri sende hiç büyük bir acı doğurmadı mı? Kırmızı, ağırlığın ve ciddiliğin inanılacak gibi değil.
hep böyle aceleci misindir? Ben, Tanrı önünde her zaman elimden geldiğince ve olabildiğince ciddi ve dürüst olmaya çalışırım. Öte yandan senin karşında bu gerçekten de zor bir iş. Beraberinde bir tür dar ağacı havası taşıyorsun. Salerno'da putperestler ve putperest soyundan gelenler tarafından zararlı sanatların öğretildiği kara okuldan geliyorsun kuşkusuz. Kırmızı, batıl inançlı ve fazla almazsın. Kutsal yazıları söze göre anlıyorsun. Yoksa beni bu denli katı yargılayamazdın. Ben, katı bir yargı isteyeceğim son şeydir. Yine de burnum beni aldatmaz. Kaçamak yapıyorsun ve kendini ortaya koymak istemiyorsun. Ne gizliyorsun? Kırmızı daha da çok kızarır adeta. Hisleri parıldayan demir gibi ışıldar. Kırmızı, senden hiçbir şey gizlemiyorum. Ey doğru yürekli ruh. Sadece hatırı sayılır ciddiliğinle ve gülüş dürüstlüğünle eğleniyorum. Bizim çağımızda buna çok ender rastlanır oldu. Özellikle de anlayış sahibi insanlarda. Ben, sanırım beni bütünüyle anlayamıyorsun. Öyle görünüyor ki beni tanıdığın insanlarla karşılaştırıyorsun. Doğrusunu söylemek gerekirse ben ne bu çağa ne de bu yere aidim. Bir büyü beni bu çağa ve bu yere sürgün etti yıllardır. Ben aslında karşında gördüğün değilim. Kırmızı, şaşırtıcı şeyler söylüyorsun. Kimsin o zaman sen? Ben, bu önemsiz. Karşında şu anda olduğum kişi olarak duruyorum. Neden buradayım ve böyleyim bilmiyorum. Bildiğim bir şey varsa o da kendimi bilgin derecesinde doğrulamak için burada olmam gerektiği. Seni ne kadar az tanıyorsam kendimi de o kadar az tanıyorum. Kırmızı, bu çok tuhaf. Bir çeşit aziz misin sen? Akademik dili pek beceremediğine göre filozof olamazsın. Ama aziz olabilirsin. Evet, azizsin. Ağırbaşlılığın bağnazlık kokuyor. Ahlakçı bir havan var ve kuru ekmek ve suya can atan bir basitliğin. Ben, ne evet diyebilirim ne de hayır. Bu çağın tinine tutsak olmuş biri gibi konuşuyorsun. Bana öyle geliyor ki karşılaştırma koşullarından yoksunsun. Kırmızı, putperestlerin okuluna mı gittin yoksa? Sofistler gibi yanıt veriyorsun. Bir aziz değilsen o zaman Hristiyanlık dininin ayarını nasıl olup da benimle ölçebilirsin? Ben, oysa bana öyle geliyor ki bu ölçek aziz olmayan biri tarafından da kullanılabilir. Hiç kimsenin Hristiyanlık dininin gizemlerinden kaçınıp cezasız kalamayacağını öğrendiğime inanıyorum. Tekrarlıyorum, kalbi İsa peygamber için kırılmayan, beraberinde onu en iyiden alıkoyan bir putperesti taşıyor demektir. Kırmızı, yine mi o bildikname? Hristiyan bir aziz değilsen bunun anlamı ne? Eninde sonunda lanetlenmiş bir sofist değil misin? Ben, kendi dünyada kapana kısılmışsın. Kesinlikle öyle görünüyor ki insanın tam bir aziz olmadan da Hristiyanlığın değerini doğru olarak tartabileceğini düşünüyorsun. Kırmızı, Hristiyanlığı dışarıdan inceleyen ve tarihsel açıdan değerlendiren bir ilahiyat hocası. Yani sonuçta bir sofist misin sen? Ben, inatçısın. Ben bütün dünyanın Hristiyan olmasının rastlantı olamayacağını söylüyorum. Ayrıca İsa'yı yüreğinde taşımanın ve onun ızdırabı, ölümü ve dirilişiyle büyümenin batılı insanın görevi olduğuna da inanıyorum. Kırmızı, peki ama iyi birer insan olan ve kutsal İncil'lere gerek duymayan Yahudiler de var. Ben, anlaşılan sen insanları iyi okuyamıyorsun. Yahudinin kendisinin bir şeyden, kafasında bir şeyden, yine yüreğinden bir şeyden yoksun olduğunu ve bu yoksunluğu kendisinin de hissettiğini hiç fark etmedin mi? Kırmızı, Yahudi falan değilim ben ama Yahudileri savunmam gerekiyor bu durumda. Anlaşılan sen Yahudilerden nefret edenlerden birisin. Ben, işte şimdi bütünüyle olumlu bir yargısı olmayan herkesin Yahudilerden nefret ettiğini söyleyen ama kendi insanları ile ilgili en kanlı şakaları yapan tüm o Yahudiler gibi konuştun. Yahudiler bu belirli yoksunluğu açıkça hissettiği, yine de kabul etmek istemediği için eleştiriye karşı aşırı duyarlılar. Hristiyanlığın insanların ruhlarında hiçbir iz bırakmadığına mı inanıyorsun? Bunu en içten yaşamayan birisinin meyvesini paylaşabileceğine de mi inanıyorsun? Kırmızı, iddianı iyi savunuyorsun ama şu ağırbaşlılığın yok mu? İşleri kendin için çok kolaylaştırabilirdin. Madem bir aziz değilsin, neden bu denli ağırbaşlı olman gerekiyor hiç anlamıyorum. İşin neşesini kaçırıyorsun Enikon'u. Canını nasıl bir şeytan sıkıyor? Dünyadan tüm o kederli kaçışıyla ancak Hristiyanlık dini insana bu denli ağır ve somurtkan yapabilir. Ben, bence ciddi olmaya gerektiren başka şeyler de var. Kırmızı,
Ah evet biliyorum, hayattan bahsediyorsun. Bu deyişi bilirim. Ben de yaşıyorum ve bunun saçlarımı ağartmasına izin vermiyorum. Hayat ciddi olmaya gerektirmez. Tam tersine, hayat boyu dans etmek daha iyidir. Ben? Dans etmeyi bilirim. Evet, dans da edebilirdik. Dans çiftleşme dönemine yarışır. Her zaman ateşli olanlardan, tanrıları içinde dans etmek isteyenlerden haberim var. Bazıları gülünç, bazıları da eskileri canlandırıyor. Dürüstçe böyle bir anlatım için aslında yetersiz olduklarını kabul etmek yerine. Kırmızı. Peki o zaman dostum, maskemi çıkarıyorum. Şimdi biraz daha ciddi olacağım. Çünkü bu konu benim sahama giriyor. Dansın simge olabileceği üçüncü bir şey daha düşünülebilir. Atlının kırmızısı gevrek bir kırmızı ten rengine dönüştü. Şuna bakın, bir mucize, yeşil giysilerim baştan aşağı yaprağa büründü. Ben? Belki Tanrı'nın önünde de dans olarak adlandırılabilecek bir neşe vardır. Oysa ben henüz bu neşeyi bulamadım. Ben henüz gelecek olan şeylerin arayışındayım. Gelenler oldu. Ancak neşe onlardan biri değildi. Kırmızı. Beni tanımadın mı kardeşim? Ben neşeyim. Ben? Neşe mi? Olabilir mi bu? Sanki seni bir bulutun ötesinden görüyorum. İmgen soluyor. Elini tutayım. Ey sevgili, kimsin sen, kimsin? Neşe mi? O neşe miydi? Kuşkusuz bu kırmızı şeytandı ama benim şeytanım. Yani benim neşem. Ciddi bir insanın, yüksek kulede tek başına nöbet tutanın neşesi. Kırmızı renkli, kırmızı kokulu, sıcak parlak kırmızı neşesi. Düşüncelerindeki ve bakışındaki gizli neşe değil, kabaran çiçeklerin kokusunu ve yaşamın rahatlığını taşıyan güney rüzgarlarının birdenbire geldiği dünyanın o tuhaf neşesi. Bunu, bu ciddiliği, derinliklerde neler olduğuna beklenti içinde bakarken neşeleri ile her şeyden önce şeytanı arayan şairlerinizden biliyorsunuz. İnsanı bir dalga gibi alır ve uzaklara götürür. Bu neşeyi tadan kendini unutur. İnsanın kendini unutmasından daha tatlı bir şey de yoktur. Kendini unutanların sayısı az da değildir. Bazıları da o denli kök salmıştır ki en güzel renkli dalga bile köklerini sökemez. Diğerleri hafifken onlar taşlaşmış, ağırlaşmıştır. Ben şeytanımla iştenlikle yüzleştim ve ona gerçek bir insana olduğu gibi davrandım. Bunu gizemlerde öğrendim. Bizzat iç dünyada yaşayan bütün bilinmez yolcuları ciddiye almak, çünkü onlar etkili oldukları için de gerçektir de. Bu çantiniyle şeytan yoktur demenin hiçbir yararı yok. Bir tanesi benimleydi. Bu benim içimde gerçekleşti. Onunla yapabileceğimi yaptım, onunla konuşabildim. İnsan ona koşulsuz olarak teslim olmak istemiyorsa, şeytanla dinsel bir konuşma yapmak kaçırılmaz. Çünkü bunu o ister. Din tam da şeytanla anlaşamayacağım bir konu. Bağımsız bir kişilik olarak, onun benim görüşümü yaygara koparmadan kabul etmesini bekleyemeyeceğim için bu konuyu onunla halletmem gerekiyordu. Onunla bir anlaşmaya varmaya çalışmamak kaçmak olurdu. Şeytanla konuşmak gibi ender bir fırsat yakalarsan onunla bütün ciddiyetinle yüzleşmeyi unutma. Sonuçta o senin şeytanın. Şeytan hasmınsa ancak yine senin diğer görüşün olarak hasmın seni baştan çıkarır ve en istemediğin yerde yoluna taş koyar. Şeytanı ciddiye almak, onun tarafına geçmek ya da şeytanlaşmak anlamına gelmez. Bir anlaşmaya varmak anlamına gelir. Böylece diğer görüşü de kabul etmiş olursun. Böylece şeytan temel zeminini yitirmiş olur. Sen de öyle. Bu da iyi, hoş olabilir. Her ne kadar şeytan ağırbaşlılığı ve açık yürekliliği yüzünden dinden bir aile iğrense de öyle görünüyor ki ancak din yoluyla şeytanın bir anlaşmaya yanaşması sağlanabilir. Dansla ilgili söylediklerim onu sarstı. Çünkü bu onun alanında olan bir konuydu. O yalnızca başkalarını ilgilendiren konularda ciddi olamaz. Çünkü bu bütün şeytanların özelliğidir. Böyle yaparak onun ciddiyetine ulaştım ve böylece anlayışın olanaklı olduğu ortak bir zemin bulduk. Şeytan dans etmenin şevk de delilik de olmadığına, ne birine ne de diğerine mahsus bir neşe ifadesi olduğuna inandı. Bu konuda ben de şeytanla aynı fikirdeyim. Böylece benim gözümde insanlaştı. Bense baharda yeşeren bir ağaç gibiyim. Yine de neşenin şeytan olması ya da şeytanın neşe olması konusu seni düşündürmeli. Bu konuya bir haftadan uzun süre kafa yordum ve korkarım bu da yeterli olmadı. Neşenin
şeytanın olduğu gerçeğine karşı çıkıyorsun. Oysa Neşe'nin her zaman şeytansı bir yanı varmış gibi görünüyor. Neşe senin için kötü değilse o zaman olasılıkla komşun için öyledir. Çünkü Neşe yaşamın en yüce çiçeklenişi ve yeşerişidir. Bu seni yerle bir eder ve yeni yolu el yordamıyla bulman gerekir. Çünkü o neşeli ateşteki ışık senin için bütünüyle söndü. Diğer yandan Neşe komşusunu koparıp yoldan da çıkabilir. Çünkü yaşam yakınındaki her şeyi yakıp kavuran bir meşaledir. Ateş ise şeytanın elementidir. Şeytana Neşe olduğunu görünce kuşkusuz onunla bir antlaşma yapmak isteyecektim. Oysa Neşe ile antlaşma yapılamaz. Çünkü hemen yok olur. O halde şeytan da tutsak edilemez. Evet, tutsak olmamak onun özündedir. Yakalanırsa aptaldır ve bir tane daha aptal şeytanın insana hiçbir yararı yoktur. Şeytan hep oturduğumuz dalı budamaya çalışır. Bu da yararlıdır ve uykuya ve onunla birlikte gelen kötülüklere dalmanızı engeller. Şeytan kötülüğe ait bir elementtir. Peki ya Neşe? Peşinden koşarsan Neşe'nin de kötülüğü barındırdığını görürsün. Çünkü o zaman zevke ve zevkten de doğrudan cehenneme, kendi cehennemine ulaşırsın ve herkesin cehennemi ayrıdır. Şeytanla anlaşmaya vardığımda o benim ciddiliğimin bir parçasını kabul etti. Ben de onun neşesinin bir parçasını kabul ettim. Bu da bana cesaret verdi. Oysa şeytan daha istekli olduğunda insanın kendini kucaklaması gerekir. Neşeyi kabul etmek her zaman için tehlikeyi göze almaktır. Ancak bu da bizi yaşama ve yaşamın hayal kırıklığına götürür. Buradan da yaşamımızın bütünlüğü oluşur.